Ve ünlü adaylar her seçimde olduğu gibi yine sandık yarışında sanattan spora tanıdık simalar vardı. Başkanlık yarışındaysa türkücü Davut Güloğlu'yla eski futbolcu Gökhan Zan hayal kırıklığı yaşarken oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP adayı olarak girdiği yarışta ipi göğüsleyen isim oldu. Ver 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 ver. Futboldan sanat dünyasına ünlü isimler de çıktı pusulada seçmenin karşısına. Kimi bağımsız girdi yarışa, kimi bir parti çatısı altında. Aralarında tek kazanan Erdal Beşikçioğlu oldu. CHP Beşikçioğlu'nu başkentte Etimesgut'tan aday göstermişti. Ünlü oyuncu resmi olmayan sonuçlara göre oyların %56,58'ini alarak en yakın rakibi MHP adayını 24 puan geride bıraktı. Gereken yapıldı. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu da Düzce'de yeniden Refah Partisi'nin adayı oldu. Başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı. Şarkıcı Hakan Peker İyi Parti rozetini takmış, Safranbolu'dan aday gösterilmişti. Seçim yarışını 5. sırada tamamladı. Hatay'daysa en çok konuşulan adaydı eski futbolcu Gökhan Zan. Yarıştan çekilmemesi için 5 milyon dolarlık pazarlık yaptığı iddiasıyla gündemi sarsmıştı. Çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Tipin adaylığını geri çekmesine rağmen pusulada seçmenin karşısına çıkan eski milli futbolcu %2 oy alabildi. Seçimi 4. sırada tamamladı. Bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Tipin Ankara Çankaya adayı haberci İrfan Değirmenci yarışı 3. sırada tamamlarken sunucu Mesut Yarda bağımsız aday olduğu Datça'da kazanamadı. Dileriz bundan sonra sadece ve sadece Barış kazansın. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ise kesin olmayan sonuçlara göre Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. CHP'den girdiği yarışta %53'ten fazla oy alarak ipi göğüsledi. Kadınların devri başlıyor, hazır mısınız?